Ali Bey, nasıl siz bu nasıl hayata o? Sokakta yatıyorsunuz? Şimdi abla, ben bir söz hakkı isteyeceğim senden. Tamam, söyleyin Ali Bey. Ben buraya İstanbul'a astım da, bu nefes zaten daha önce de çıktık bunların boşanması evet. için de. Kızım için ben geldim buraya. Hı-hı. İstanbul'a geldim. 5 Temmuz'da benim kızım kayboldu. Kızınız kayboldu ha. 5 Temmuz'da. Biz yani televizyona çıkmak için geldik. Ankara'ya gittik. 3 aydır biz kızımızı arıyoruz. Oraya başvurduk, buraya Ankara'da aradık, buralarda aradık, bulamadık. Hı-hı. Burada Eminönü'nde biz kızımızı kaybettik. 3 aydır da kızımızdan haber yok. Şimdi buldunuz mu kızınızı? Bulamadık. Sana ben onun için geldim yani buraya. Bir de bu... İçeride yok mu kızın? Kızın da kayıp. Benim... Kızın da kayıp. Ha, kardeşim Eminönü'nde kayboldu. Eminönü'ne bak. Nazlı. Eminönü'nde kayboldu. Esra, kızınızın adı ne? Söyleyebilir miyim? Saffet Yılmaz abla. Saffet Yılmaz. Saffet Hanım'ın da resmini de fotoğrafını da verelim o zaman. Esra, peki geçen yıl bir ara konuşmadınız mı siz? Hah, onu diyecektim. O zaman, o zaman buldu, geldiydi ya. O zaman buldunuz, yine mi kaybettiniz? Yine kaybettik. Şu an kayboldu bak, Eminönü'nde kayboldu. Dur ben konuşayım oğlum. Peki bir çocuk şey nerede? Kız kaç yaşında? 30 yaşında abla. 30 yaşında Esra nasıl abla. Kayboluyor böyle? Acaba sizin yanınıza mı ya, gelmek istemiyor? Ya bizim yanımıza değil de kız işte ya, aklını ya. Çeliyorlar, Saffet'i götürüyorlar, geziyor yani. Çok öyle pek aklı başında bir Saffet'i kız da değil yani. Kaybettim. Biraz Esra cahillik abla, var. Mustafa'ya bir evet, şey sorabilir sor, miyim? Nefes bir şey soracakmış Mustafa. Mustafa çocuk nerede? Şey Saffet'in çocuğu. Yurda mı? Yurtta kaldı. Yurtta kaldı. Yurda mı verdiler ne? Çocuğu da? Bizden kaçırdı götürdü götürmüş çocuğu. Yurtta Ankara'da. Ankara'da. Ben şu an Saffet'in... Hangi yurda verdi çocuğu? Bursaklardan birisi. Bursaklar sevgi bilir. Sevgi bilir. Kaç yaşında bu çocuk? 3 yaşına girdi. Yazık abi, niye yurda verdi? Niye yurda verdiniz? Kardeşim Eminönü'nde kayboldu. Nazlı Eminönü'nde kayboldu. Sandalcağı mı aldı? Gemiciler mi aldı? Çıldıracağım. Mustafa çok duygulanıyor bak bunu anlatırken. Kardeşine çok düşkün çok abla. Çok düşkünsün sen. Esra abla. Aynen. Benim bacımı bulabilir misin ya? Bulalım tabii. Bir araştıralım, hemen araştıracağız. Sen çok mu düşkünsün Mustafa? Evet. Ben çok seviyorum abla. Nazlı da biliyor. Nazlı da biliyor. Ben bacımı çok seviyorum. Çok düşkün abla. Neden gitti? Neden kayboldu acaba? Mustafa. Abla şimdi bilmiyor. Lüks hayat yaşayacağım diyor. Bilmem lüks ne diyor. Lüks hayat yaşamak için. Şimdi sandalyeyi aldılar. Bir dur oğlum bir dur. Ben mi konuşayım? İki tane çocuğu var zaten. İki tane çocuğu ha, var. Birisi 10 yaşında, birisi 8 yaşında. Hı-hı. Onlardan kocasından boşandı. Onlara babası bakıyor. Evet. Ama bu 3 yaşındaki çocuk biz zaten 2 yaşına kadar biz büyüttük onu. Kimden bu çocuk? Ya, o da gayrimeşhur bu. Yurda veriyor. Niye yurda verdi ya? Yavrum, biz seni yurda verdik mi? Biz seni bıraktım ya, ki sen bu çocuğu. Yani bir lokma yemek veremiyor musun çocuğuna? Kendine kayıp. Saferi buluyum. Eminönü'nde orada işte sahil kenarında nereye kaybolduysa kayboldu gitti. Biz bulamadık abla. Senden ricam bu kızımızı bize kavuştur. Biz fotoğrafını alalım. Tamam, ulaşalım Saffet'in yerini de bulalım. Çocuk da tabii torununuz da yurtta diye ona da üzülüyorsunuz. Evet ablam evet. Peki siz böyle sokaklarda nasıl yani tuvaleti nasıl yapıyorsunuz? Banyoya nasıl giriyorsunuz? Nasıl yemek yiyorsunuz? Şimdi abla zaten biz tuvalet bizim her yer bizim için tuvalet. Belediyenin yerleri nasıl var. Nasıl her yer? Her yer tuvalet nasıl oluyor? Belediyenin tuvaletleri var, camilerin tuvaletleri var. Biz oralara giriyoruz. Hı hı. Yemekleri zaten ben kağıt mağıt çocuk topluyor, getiriyor bize. İyi kötü lokantalardan falan bize ben bakıyorum baba, yani. Esra ben bakıyorum baba. Sen bakıyorsun Mustafa evet, onlara. Çöp topluyorum abla. Ben bakıyorum. Şu hı hı. an benim de işim de... Esra abla konuyu kapatacağım. Benim Nazlı'ya da işim olmaz. Hasan'la da işim olmaz. Ben basar buradan giderim. Mustafa. Buradan benim ne işim var? Çünkü Mustafa şimdi, ben bir şey demek istiyorum. Şey, dur. Bir alabilir mi? Bir Mustafa ben bir konuşayım ya. Tamam. Fırsat yanılsın ya. Şimdi abi sen geçen sene 3 evlenmeye çıktın mı Esra ablaya? Sen nefesi istemiyordun. Değil mi? Söyle hayır. Hasan mı? Yok yok. Abla dur bir. Bana sen, mı diyor? Abla sen abi sen. Bana mı diyorsun? He sen Hasan diyor sana. Gene... Bunlar bir araya gelmeyecek tamam, ki sen boşanırsan. Abi bir şey soruyorum. Tamam evet. Nefesi geçen sene, istemiyordun geçen sene, o zaman diyor. Bak geçen sene 3 Eylül'de ben Esra ablaya çıktım. Evet. Sen Nazlı'yı istemiyordun nefesi değil mi? Evet evet evet. Burada ne işin var abi? Burada ben nefes için gelmedim. Çocuk için geldim diyorum bak. Ne çocuğu abi? Ne çocuğu? Hala ki aynı soruyu bir daha soruyorsun. Anıya söylemedim ben sana. Ne çocuğu? Çocuğun böyle etini tamam, bir daha sana. Beni aradılar. Bir dur abi ya bir sus. Benim kimseyle
Estağfurullah da eşim yok. Nazlı hepsini alıp ben de kimse eşim yok. Hiçbir eşim yok. Şimdi... Ben kendi halde bir insanım. Geldi de beni hastanede buldular. Beni arıyor musunuz? Beni niye arıyorsunuz? Çünkü sana bana ihtiyaç var Mustafa. Resmi yok. Olarak tamam. Boşanıyor olman tamam, için tamam. Sana ihtiyacımız var. Resmi olarak tamam boşanmak şimdi, için. Abi sıkıntı. Bugün iyiyim abi. Dur. Bir esnafla bir konuşayım. Konuşsun. Konuş Mustafa. Abla o zaman beni niye bunlar arıyorlar? Çünkü sana kimlik çıkarttırdık. Tamam, şimdi de tamam. Mahkemeye gidip boşanmanı yapacağız. Abla gece de çıldım mesela biliyorsun. Ama senin kimliğin yoktu. Sen kayboldun tamam. Ya sonra. Şimdi yok nasıl olacak? Ama çıkıyor. Yarın gelecek kimliği. Tamam. Ben ona kızmıyorum. Tamam. Ben sana güveniyorum. Güven bana. Ben sana yardımcı olacağım. Sen güzel bir insansın. Ben bunlara güveniyorum. Sen burada niye geziyorsun? Madem bazen... Oğlum bu benim nikahlı karım. Sen ne geziyorsun? Ya nikahlı karımsa al git al nikahı. Al git işte. Sen burada niye oturuyorsun? Getir al git. Tamam, sen istemesen ne yapacağım? Ben alını giderim. Bak sen istemesen... Mustafa sana? Kolunda ne yazıyor? Bu eski eşim. Kibar. Canım. Kibar mı adı eski eşinin? Eski eşinin adı. Evet. Hem kibarı seviyorsun hem nefesi mi? Abla ben işte kimse beni anlamıyor abla. Hı hı. Şimdi ben zaten evliydim. Bunu sevdim, buna aşık oldum. Evliyken işte, nefese aşık oldun sen. Aşık oldum, hı hı. Evet. Eşimi boşadım, bununla evlendim. Hata olmuş bu. Bana hata oldu. Hı. Şimdi sen beni niye savunmuyorsun? Ha söyle de. Benimle hiç konuşmuyor ki ben seni savunmuyorum. Sen beni niye savunmuyorsun? Tamam sen benimle hiç konuşmuyorsun ki ben seni savunayım. Tamam abla dur kavga yok. Kavga etme ne olur. Ama bana bir dakika mısın abi? Bana söz kavga etmeyeceksin. Söz. Tamam. Senin elini ayarlıyorum. Estağfurullah yok hayır öyle şey olur mu? Şimdi Nazlı beni niye savunmuyorsun? Hangi konuda savunayım ben seni? Bak burada geldin ne güzel oturduk konuştuk söz verdim burada Esra ablaya. Kimliğimi çıkar abla söz tamam, boşanacağım dedin. Niye ben... Seni bırakma sebebimi sen çok iyi biliyorsun Mustafa. Rıfat Can'ı hatırlıyorsun. Ne Rıfat olmuştu? Kim abi? Rıfat Can'ı hatırlıyorsun değil olmuş? Mi? Tokat'tan getirmiştim. O çocuğa neler yaptın Mustafa? Şimdi abla. Yusuf Can ben... bebekti, kırklıydı getirdim. Dur. Tutup fırlattıkların dur. Da var şimdi unutma. Abla, ben bu Topkapı'da şey var. Şehrin biri polis merkezi var. Gel Mustafa otur kameralarda daha rahat görsün. Gel otur. Otur rahat konuşuruz. Daha rahat konuşuruz. Gel otur. Abla bana kamera versene kamerayı. Kamera nerede? Kamera bak burada. Gel sen buraya gel. Herkes oturuyor ben de oturuyorum. Kamera çekiyorsa dur. Ben de oturdum. Nereye konuşayım abla kamera nerede? Bana konuşursan çeker seni kamera. La sana konuşayım. Şimdi abla. Ben Topkapı'dan kağıt topluyorum. Evet. Beni 5 lira aldı. Şehre Milli Polis Merkezi'ne gittim beni. 5 lira beni aldı 5 lira. Ben bunu aradım bu dedi ki Hasan'la dedi kardeşin üstüne şikayet etme dedi tamam. Eyvallah neyse kelepçeyi vurdular. Şehre evet polise sana gittim. En çok kötü gelen o olmuş. Onunla ilgili de araştırıyor arkadaşımız. Ali Bey, Mustafa halam hattımızda. Ali Bey'in kardeşi hattımızda. Fatma Hanım bir şeyler söylemek istiyormuş. Fatma Hanım. Kardeşim, Fatma kim? Sen konuş bu. Ha Fatma Hanım nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim. Esra Hanım'la konuş. Esra onun adı ne? Evet evet Esra ben. Esra nasıl? Esra konuşmak istiyorum. Nefesin hakkında diyeceklerim var. Kardeşim. Buyurun ne söylemek istersiniz? Siz Ali'nin kız kardeşi misiniz? Bak kız ablasıyım be kardeşimi gördüm. Ağladı Ali Bey ağladı sizin sesinizi duyunca. Ben çok üzülüyorum. Kardeşim. Hadi. Ay. Ali Bey seslenin kardeşinize ağlayın. Biz seninle özel bacı. Hastaydım ben hastanedeydim. Bacı. Yine etraf. Ölüm size. Allah korusun. Ölüm gelecek size. Kimsesiz kaldım kimsesiz. Bak kardeşimle bir araştırma. O kardeşim de hayırsız çıktı. Ne kadar zamandır görüşmüyorsunuz? Ne kadar zamandır görmediniz birbirinizi Fatma Hanım? Ben kardeşimi senedir görmüyorum. Hastayım. Hastayım. Fatma Hanım siz böyle görünce Ali Bey'i üzüldünüz değil mi?
Çok üzüldüm bütün ailemden. Çok üzüldüm. Çok kötü oldum. Fatma Hanım, siz de mi hastanedesiniz? Siz de mi hastanedesiniz? Hastanedeyim, çıktım romatizma, ellerim kollarım tedavi görüyorum. Ankara Keçeren Hastanesi'nde çok geçmiş olsun. Ali Bey de kaza geçirdi biliyorsunuz. Biliyorum, televizyonda gördüm hastanede. Peki Fatma Hanım, siz nefesle ilgili bir şey söylemek istiyormuşsunuz. Nefes ben kardeşimin hayatına girdi, yeğenimi, evini, farkını, her şeyini sattırmış. Bütün kardeşimi sokakta koymuş. Yani nefes, evi sattırmış, sokaklarda yatmasının sebebi nefes mi diyorsunuz? Evini, farkını kardeşim söyle hakkı. Evini, farkını, bütün sattırmış ben her şeyini. Bir şey söyleyebilir miyim abla? Kaç koca yaptıysa benim kardeşimin başına Mustafa'yı sokakta düşürmüş, çöp toplattırıyormuş. Peki Ali Bey, bu doğru mu? Nefes sizin evinizi sattırdı mı? Vallahi abla, şimdi evim yok da eşyamı meşyamı bunlar satmışlar, İstanbul'a gelmişler. Hep beraber benim haberim bile yok. Ya ondan sonra daha ben nereden tutacağım, ne gücüm var, zaten kalp hastasıyım. Peki Mustafa ile nefes mi satıyor bu eşyaları? Mustafa nefes, benim hanımım. Nefesle ben sattım. Bunların gördüğünü ben mi sattım? Eşyaları satıyorlar. Bir dakika, çok üst üste oldu. Bir Fatma Hanım'ı şey yapalım. Ha. Ablam şimdi ya, benim hanımım doğru. Mustafa, benim kızım bak, nefes dördü bir eşyayı satıyorlar. Tamam. Bir dakika, üst üste konuşmayın. Mustafa bir şey diyor. Bir dakika Fatma Hanım, iki dakika alalım mı? Mustafa sen ne diyorsun? Nefese bir şey bana diyorsun. Bana diyor ki ikimiz sattık diyor da. İkiniz mi sattınız? 12 yıllık abla alkol için kendisi sattı. Ama ne? Herkes de beni suçluyor. Ne için? Ne alkol için satmışsın benim sen. Benim annem para gönderirdi, elimden alırdı. Dur. Eşyaları satardı. Alkol de annesi baba, yalvardı. Baba sen sus bugün. Babası kahvede çalışıyordu abla. Baba bitecek. Az bekle sen bir dakika bekle. Yok. Bir önceki kere bir daha otur, geçsene. Otur Mustafa, dur ayakta olmuyor. Dur tamam, geliyorum dur oraya da geliyorum. Tamam abi bir şey yok. Hadi. Bir önceki kere bir daha gir. Az önce ne dedin sen? Söylüyorum zaten. Hayır, şey için sattı. Alkol için satıldı. Önce, kötü bir şey söylemedin. Ne yapalım? Sen demedin mi? Tamam bir oturarak İstanbul... Evet, ben sana soru soracağım. Ben tamam, diyorum ki sen bu işlerden tamamen kurtulmak istiyor musun? Yok abla, istemiyorum. Niye? Yok abla, istemiyorum. Ama bununla uğraşmak kolay. Yok istemiyorum abla, istemiyorum. Mustafa boşanalım. Mustafa. Sen yüzünüz la abla ne konuşuyorsun? Sen benimle muhatap ol. Yok seninle olmuyor. Sen benimle kimsin? Olacaksın. Şimdi Esra abla. Sen nasıl diyorsan. Ben şunu Esra çok merak ettim. Çok ayrı dünyaların. Abi. Bir dakika nefes. Çok ayrı dünyaların insanısınız ya. Siz nasıl tanıştınız? Şimdi abla ben sosyal medyada bana tanıştım da sen onu boş ver. Merak ettim. Sosyal tamam. Medyada mı tanıştın? Sosyal medyada tanıştım. Evet. Evliydin. Kendi evliydim. Eşimden boşandım. Bununla evlendim. Şimdi o kanala girmeyelim. Peki, zaten nefes... seninle 3 Eylül'de çıktım benim kanala. Hayır, onu ama çok merak ediyor herkes. Siz nasıl tanıştınız? Nefes sen söyle. Sosyal medyada söylesene oğlum, hadi delikanlısın bana ya. Bana sormuyor, sana soruyor. Niye Mustafa'nın aklına bulunuyorsun? Nefes i̇şte bak, evli miydi o zaman? İnsan. Nefes ben evli yok. Miydi o zaman? Ben evli değildim o zaman, boşanıktım. Ben evliydim, onu diyor. Söylesene, ben evli değil miydim yanıma geldiğinde? Niye söylemiyorsun? Yanına bana ne diye geldi Mustafa soruyor. Senin? Ne diye geldi yanına? Sevdim, aşık oldum. Gördüm telefonda fotoğrafını. Aha. Aşık oldum. Karımı boşadım, bununla evlendim. Bir dakika, eşinle aynı evde mi kaldı nefes? Evet kaldık. Şimdi o konuya bir daha mı gireceğiz? Anasının kızı mı, teyzesinin kızı mı, ne olarak tanıştırdı beni? Bir dakika beni. Nefesi sen Sen de babam beni kırardı. O yüzden babama yalan söyledim ben. Ne kadar kaldı? Teyzen oldu diye. Ne kadar üç kaldı? 3 ay kaldım, 3 ay. 3 ay teyzenin evet. Kızı diye kaldı. Evet. Bir ara pazartesi Emrah'ın yanına. Bir git gel, bir git gel. Git gel, peki bir git şey söyleyeceğim. Eşin evde abi, ya Mustafa. Bak amca, sana kızdım. Dur Allah, bir saniye söyleyeyim. Ben sana kızdım da amca. Özür dilerim. Elini öperim. Ali Bey sizden özür diliyor. Özür dilerim. Kimseye güvenme amca. Ben neyin olduğunu biliyorum. Hı-hı. Bunlar gel git yapıyorlar. Ben bunu Hasan'a söyledim. Hasan da bana çatıyor. Bak Mustafa, tamam ben bir şey bak, söyleyeyim mi? Ben bunu alıp vermedim yok. Dur, bak nefes dur al götür. Bak nefes al götür. Senin öpeyim yok. Yok. Nefes al götür. Bak, sonra öpersin elini. Senin babanla konuş. Sen sus. Babanla konuşuyorum.
Şimdi amca, beni dinle. Ben sana az önce seninle biraz ters durdum. Özür dilerim. Ben neyin ne olduğunu biliyorum amca. Sen sadece ne yapıyorsun mu? İzle ama oğluna sakin ol. Oğlun karışmasın. Şimdi evet. Burada benim nikahlı karım. Şimdi biz zıtlara gidiyoruz. Haklısın. O devre dışı. Haklısın. Evet, onu evet, sustur tamam. Abi onu sustur. Bir dakika tamam. Sen benim şimdi nikahlı konuşalım, karım evet. Biz konuşalım diyorsun evet, nikahlı evet, karımla. Evet. Şimdi şunu soracağım. Nefes şunu çok merak ediyorum. Sen teyzesinin kızı olarak evliyken gittin ya yanına. Nasıl hayat yaşadınız? Kadın ne yapıyordu o sırada mesela? Sen ne yapıyordun evin içinde? Abi, kadın sabah çalışıyordu, işe gidiyordu. Tabii. Akşam eve geliyordu. Sen kadınla sohbet ediyordun ben teyzesinin kızıyım diye. Bana hiçbir şey sormadı ki. Sadece bebeği falan seviyordu. Yusufcan o zamanlar küçük bebekti. Sadece onu seviyordu ediyordu, olay ilgileniyordu. Ama bu çok acayip bir şey değil mi ya? Bu kadını kandırmak. Düşünün bir evli birinin evine gidiyorsunuz. Bunlar o adamın doğru sevgilisisiniz. Doğruları söylüyor. 3 ay kadınla ya, yaşıyorsunuz. Doğruları söylüyorum. Sen de doğruları üç söyle. 3 ay kadınla yaşadın. Neler yaptığını da söyle. Ne yapmışım? Ha ben şimdi. El kadar bebeğe neler yaptığını da söyle. Nefes bak bir şey söyleyeceğim. Oğlum. Şimdiye ama kadar bir dakika bir dakika. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş ama en yanlış davranışım bu nefes. Kadını abla kendisi dedi söyleme diye. Söyleme ama sen sevgilisi değil misin? Ama ben karısı olduğunu biliyor muydum abla? Bana bekarım hiç evlenmedim dedi. Şimdi, o da benim bacım dedi. Nasıl bacım abi, diyor evin içinde benim. Mustafa şimdi, sen tamam, de karının bacım diye tanıtmışsın. Tamam kavga yok dur. Şimdi Allah. Biz seninle tanışmadık tanıştık. Hayır otur otur. Tanıştık. Sen benim evli olduğumu biliyordun. Yo. Bacım nasıl demişsin dedi? Bacım. Sen, kibarı bana bacım dedi. Yo sen dedin ki babama oturarak babama. Oturarak konuş oturarak. Babam şahit. Hadi. Yok babam şahit. Her şey o hasta adama karıştı o adama hiçbir tane haberi yoktu. Yok ben şimdi sana kim? Abi tamam kavga etmiyorum ya bir dur. Ama oturarak tamam. Konuş Mustafa sen görmüyor şimdi, kameralar. Abi, sen şimdi... Ben sana bacım diye mi tanıttım? Kibarı evet. Evet kibarı bacım senin diye. Senin Allah belanı versin. Boşanmıyorum. Jandarmayı çağır. İzledim abi şey diyor. Ağzını topla Esra, Mustafa. Esra'la diyor. Aranması var diyor. Kıyıdan kıyıdan kaçıyor diyor. Ortadayım hani. Mustafa. Yüzüne konuşayım. Bir şey söyleyeceğim. Esra. Bir dakika bir konuşuyorum. Bir Esra, saniye. Mustafa. Tamam, Allah aşkına bir dur. Tamam duruyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben sana bir şey söyleyeyim ama. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Yayın sen yayın bu kadından boşanmak istememenin sebebi ben ne? Ben bunlar boşanmak yanlış yapıyorsun. Şimdi Esra abla ben yayını terk ediyorum. Mustafa yayını... Otelde de kalmıyorum. Tek sana bir şey söyleyeyim. Yok yok yok. Yeter be. Allah Allah. Daha git buraya getireyim var ya. Hasan'ın masanı seni kırdırırlar. Tıt 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 konuşuyorsun evli kadına çocuk yapmasaydı. Benim karım hayırdır oğlum ben evliyim. Sen niye benim karım üstüne giriyorsun oğlum? Ben gideyim bahçelere getireyim burada ha. Peki Filiz Hanım bir şey söyleyecekmiş. Filiz Hanım buyurun. Abi sen buna yanlış yol bak. Mustafa bak sen geçen sene söz verdin. Bir dakika bir saniye. Tut, bir tane. Bak, şu verdiği sözü tut. Tamam. Senden olmayan çocuğu gerçek babasına ver. Torun bizsin. Nefesi boşuyor, boşa o beni ilgilendirmez. Tamam. Sen benim torunumu bana ver. Sen bak çok rica ediyorum. Anlaşalım. Bak bırak kavga gürültüye gerek yok. Bak babana da az önce konuştum ben. Tamam. Bizim seninle hiçbir sorunumuz yok. Tamam senin oğlum ya kafanı kıracağım diyor. Ama ne diyorsun bak demin söyledin ettin küfür ettin yani. Bunlar ayıp bir şey. Bu Mustafa sen Ali Bey'e saygı duyuyorsun değil mi? Saygı duyuyorum. Babam evet benim, babam... şunu söyleyeceğim. Sen en azından tamam boşanma ama çocuğu nasıl vereceğim ama bana evet nasıl onu yardım edeceğiz biz sana. Gideceğiz mahkemeye gideceksin bu çocuk tamam. Benim değil diyeceksin. Tamam. Yapar mısın onu? Bu tek... Tamam abla bana yardımcı oluyorum sana tamam, işte. Tamam onu yapacağız Mustafa. Gideceğiz yarın. Bu ne zıplıyor bu hayırdır? Benim o da artık çocuğunu işte istediği için. Ya o da artık ben ona Mustafa, kızacağım. Zaten nefesin işi bitti benim oğlumun yani. Daha bitti onu sana söyleyeyim. Daha bir araya gelmezse mümkün değil yani bitti. Herkes yoluna.
Ya yani bu işi halledelim Mustafa. Evet. Sadece. Söyle Filiz Hanım. Bütün yani çok büyük hatalar yapmış. En büyük hatası da bu bence. Evli bir adamın yuvasını yıkmış. O kadının Kibar'ın yani Mustafa Bey'in Kibar, evet, eşinin ahından onun iki yakası bir araya gelmez. Ablacığım, ben, ya zaten şunu ben, anlamıyorum. Ablacığım, ben Akdeniz'den ilk eşinden boşandım. Akdeniz'den çıktım. Evime gidiyorum. Eşim beni geri çevirdi. Ne dedi? Boşandıkıma gel dedi. Kahvaltı yapalım dedi. Bana karşılık kahvaltı yap. Bak boşandıkça karşılık kahvaltı yaptık. Sigaramı da aldı. Ya eşin çok sıkıldım üzülmüştür artık. Mustafa. Bak bu çok travmatik bir durum. Düşünün eşinizle aynı evdesiniz 3 ay boyunca eşiniz teyzesinin kızı diye bir kadını getiriyor. Teyzesinin kızı dediği kadın da sizle oturuyor. O da diyor bacımsan. Bacımsanı mı bu evde karım diyordur. Nerede bacım sanacak? Bu senin abla. 2 aydır abla bak çıldıracağım. Bak ben bağırınca herkes bana gelir. Bir dur abi neyse. Hüseyin sakin, Bey siz bir şey söyleyecektiniz galiba. Ya şunu söyleyeceğim. Mustafa kaç yıldır İstanbul'dasın sen? Abi ben daha yeni geldim. Kaç yıl oldu geleli? 3 sene falan oldu amca. 3 sene 4 sene oldu değil mi? Şimdi her şey sorumlusu nefes olarak görüyorsunuz ama aile sokakta yaşıyor ve çalışmayı falan da düşünmüyor. Düzenli bir iş yapmayı da düşünmüyor. Abi, her şeyim var. Yani alkolizmin sebebi de nefes sen olmaz. Zaten ya, öncesinde de zaten bu alışkanlığın varmış. Babanı evden var, atman, evet, evet. Babanla ilişkilerin kötü olması. Tamam. Yani her şeyin sorumlusu nefes benim olamaz. Nefes hanım sadece böyle bir yanlışın sorumlusu. İşte, evet. Senle resmi nikahlıyken gidip başkasına çocuk yapmanın sorumlusu. Doğru söylüyorum. Yoksa senin hayatındaki bütün hezimetin sorumlusu olamaz ya. Sen tek başına bir bireysin. Kendine de çok güveniyorsun konuşurken. Niye kendine çeki düzen vermiyorsun? Diyorsun ki akıllı bir insanım. Herkesten de akıllıyım. Başıma bela oluyor. Akıllı bir insan. Kendisiyle barınmayı istemeyen bir kadınla evli kalmak ister mi? Başkasından olan çocuğu nesebini reddetmeden kendi üstünde kayıtlı olmasını ister mi ya? Bak bir çocuk daha geliyor. Eğer boşanmazsan bir çocuk daha üstüne kaydedilecek. Evet, doğru söylüyorsun. Evet abi. O zaman bir an önce boşanman lazım senin. Evet. Esra abla o zaman yardımcı ol. Yarın zaten halledeceğiz Mustafa. Tamam, halledeceğiz. Tamam. Senden istenilen şu. Senin zaten eşinle bir bağın kalmamış artık. Evet yok abla. Ondan yok. Boşanacaksın. Çocuğu da sadece hani kendi üzerinden abla, olmadığını, kendine ait olmadığını söyleyeceksin. Ali Bey ne oldu? Neye üzüldün mü bir şeye? Bu adı ne? Ne oldu? Sen neye üzüldün biraz Ali Bey? Baba, yani bir sene kafan döndü ya. Vallahi. Kafan döndü. Ablanın sesini duyunca kötü oldun değil evet, mi sen? Evet ablam. Evet. Evet ablam. Evet. Ablanı çok uzun zamandır görmüyorsunuz Fatma Hanım'ı. 3-4 senedir görüşmüyoruz abla ya. Seni zaten böyle buralardan sokaklardayız işte 3-4 senedir böyle. Yani bu rezillikler, kepazelikler de buralarda geberip gideceğim herhalde. Allah korusun. Peki, ne yapacağımı şaşırdım ya. Oraya mı koşacağım? Kızım mı kızım mı? Kızım o da ciğerim ya. Kız ne kadardır kayıp kızınız? Ya. Ne kadardır kayıp? Ama yalnız olsan kayıp. Emin ne kadar kayıp oldu? 3 aydır kayıp ya. Kız benim göz bebeğim. Tek kızım ya. Benim göz bebeğim o ya. Göz nurum ya. Ben kendimden kıskanıyorum kızımı ya. Şimdi ne hallerde? Ne yapıyor? Ne? Ben buna mı yani? Kendi halime mi yani karım böyle sokaklarda yatıyor. Ben karıyı niye sokaklarda yatırayım ya? Tabii canım eşim. Ben karımı niye sokaklarda yatırayım ya? Ne hakkım var ya? O Allah'la bana emanet ya o kadın ya. Ben ne hakkım var o kadını sokaklarda yatırmaya ya? Tabii çok haklısınız Ali Bey. Çok zor bir hayat yani sizinkisi. Babasından anasından onu Allah'ın emriyle istedim. Kendime kadın ettim ama... Sokaklarda yatırayım diye mi aldım onu ben ya? Ona da tabii üzülüyorsunuz. Sonuçta hani dışarıda yatmak... Yeter ya. Yeter kendimi götüreyim denize atayım. Kurtulayım karnım da gitsin ki başını çaresine baksın. Allah korusun. Bu yaştan sonra hayırdır ya? Ha ben de buna diyorum ki ablacığım. Bir an önce boşanın. Karı nasıl diyor ki? Karı göt... Bu yolsuz. Sen yoluna oğlum, o kız yoluna. Sen sana yapacağımı biliyorum baba. Erkek başının çaresine baksan ablam ya. Sen de aslında ayrılsınlar istiyorsun, kurtulsunlar. Kurtulalım abla ya. Bak Mustafa, baban ne diyor Mustafa? Temiz yolum, herkes yoluna baksın. Tamam mı? Ola bitmiştir ya. Daha uzatmanın anlamı yok ablam ya. Bence de yok yani herkes hayatına baksın, sen de hayatına bak Mustafa. Yolunuz açık olsun bundan sonra. Bu şekilde kimse hayatını kuramıyor. O da kesin düzenli kursun. Kendi düzenli kursun. Sen nikahından çıksın. Nüfusundan çıksın.
Herkes yerini bilsin, yurdunu bilsin. Doğru, çok doğru söylüyorsun Ali Bey. Ya?